Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün bize Duru yardımcı olacak. Duru hatta e, videoyu da sunmak istiyor. Evet Duru ne evet. yapacağız biz bugün? Bugün Spray Mop ile VIP Ahmet Mop'unu VS olarak karşılaştıracağız. Herkes arasında kalıyor hangisini alsam, Spray Mop'umu alsam, VIP Ahmet Mop'unu da Mop mu alsam diye. Şimdi temizliklerini temizlediklerini ve karşılaştıracağız. Evet, karşılaştıracağız. Evet arkadaşlar, ben bu sprey mop'u yurt dışından getirdim. E, Getirtirdim. E, o zamanlar Türkiye'de fazla yoktu. E, ilk alışta çok e, sevmiştim, çok güzeldi. Ama e, bunun sıkıntıları şöyle. Sprey tarafı çok çabuk bozuldu. Artık sprey yapmıyor. Gösteremeyeceğim o yüzden. Şu sprey tarafı çok çabuk bozuluyor ve şu kısmı geniş olduğu için Dar alanlara sığdıramıyorsunuz. E, bu da bir ikinci handikap. E, ayrıca bezi sürekli yıkamanız gerekiyor. Yani hani bu kovada e, kovanın içerisinde yıkayıp temizliyorsunuz. Ama bunu sürekli elinizde yıkamanız gerekiyor. Yedek bez bile kullansanız yani 2 tane 3 tane onların da sonuçta yıkanması gerekiyor. Evet. Ben kovadan çok daha memnun kaldım açıkçası. Kovada en azından e, lavabonun başına gidip yıkamak gerekmiyor. Daha temiz olduğunu düşünüyorum kovayla ile temizliğin. Şunu söyleyeyim mesela benim e, sapı falan gayet iyi durumda. Ama sprey tarafı çalışmadığı için bunu kullanamıyorum. Yani çöp oldu. Evet. O yüzden alırken buna da dikkat edin. Çünkü az paralar vermiyoruz. Ama bu kova mopu daha uzun ömürlü olarak kullanacağımı düşünüyorum. Bir de yedek bezleri her yerde bulunabiliyor. A101'lerde falan da satılabiliyor. E, yedek bezlerinde iki tanesini 10 lira gibi bir fiyata falan alabiliyoruz. E bu da kolay tabi. Bunların şeyleri yedek bezleri daha zor bulunuyor. Bu yüzden ben kesinlikle kova mopunu öneriyorum. Yani İkisini de kullanmış biri olarak. Yani şu anda sprey mop tamamen çöp atıl durumda duruyor evde açıkçası. Hiç kullanamıyorum. Evet. Arkadaşlar videolarımız yine devam edecek. Kanalımıza abone olmayı, like tuşuna basmayı yorumlara yorum bırakmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.